ki, eğer ki, hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu. Ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler, ormanların derinliklerinde tek bir kibritle devrimlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır. Ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler dünü umursamazlar, robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar. Hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar. Asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zaman dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür? Nasılsa asıl. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Bir Başka Etik Bakış Açısı El ve Yüz Etiği konulu konferansa hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ümran Dal Yılmaz'ı davet ediyorum. Değerli katılımcılar, herkese merhaba. Öncelikle ben fakültemizin bilimsel etkinlik düzenleme komitesine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi değerli konuşmacılarla buluşturuyorlar. Ve bugün de çok kıymetli bir konuşmacımız var. Sayın Profesör Doktor Özen Kulakaç davetimizi kabul etti ve bizimle birlikte olacağı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Özen Hoca'yı daha önce de çok keyifle dinledim. Bugün de çok keyifli bir paylaşımda bulunacağını düşünüyorum. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum bizlerle bugün birlikte olacağı için. Ve ben Özen Hoca'nın zamanından hiç almak istemiyorum. Çünkü merakla bugünkü konuşmasını bekliyorum. Çok teşekkürler. Hocamıza teşekkür ediyorum. Konuşmacı hocamız Sayın Profesör Doktor Özen Kulakaç'ı davet etmeden önce kısa özgeçmişini takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Özen Kulakaç, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan 1984 yılında lisans, aynı üniversitede Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan 1991 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 19 Mayıs Üniversitesi'nde 6 yıl klinik ve yönetici hemşirelik yapan Özen Kulakaç, 1992 yılında öğretim görevlisi olarak atanmış, aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanan Kulakaç, 2008 yılında doçent olmuştur. 2014 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'na profesör olarak atanan Özen Kulakaç, halen Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevine devam etmektedir. Profesör Doktor Özen Kulakaç, tezini kadına yönelik şiddet üzerine yapmış olup, yerli ve yabancı birçok yayını, kitap bölümleri, bildirileri ve bilimsel araştırma projeleri bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitiminde birçok ders veren Profesör Doktor Kulakaç, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet ve sağlık, sağlığın medikalizasyonu, insan bakım bilimi, niteliksel araştırma, sağlık bakım etiği, hemşirelik teorileri,
teorilerin gelişimi ve bilim felsefesi kuramlar özel ilgi duyduğu çalışma konularını oluşturmaktadır. Sayın hocamız Profesör Doktor Özen Kulakaç'ı davet ediyorum. Herkese merhaba. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim düzenleme komitesine. Ümran hocama da baştan ev sahipliği ve hoş geldin konuşması için ayrıca teşekkür ediyorum. Belki konuşmama geçmeden önce bu konuya nasıl ilgi duydum, el ve yüz etiğine nasıl tanıştım, bunu sizinle paylaşayım. Hülya hocam ve İlkay hocamın editörlüğünü yaptığı İnsan Bakım Kuramı'nda Watson'ın çoklu bilme yollarını bana vermişlerdi chapter olarak. Ve çoklu bilme yollarından birisi de biliyorsunuz etik bilme. Watson'ın etik bilme ile ilgili boyutunu araştırırken el ve yüz etiğiyle tanıştım ve bu beni çok heyecanlandırdı. Bakış açımı genişletti ve hemşireliğe, hemşirelik etiğine, sağlık bakım etiğine başka türlü bakmamı sağladı. Ben de işte bu bakış açısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ekranımı sizinle paylaşayım. Sanırım ekran görünüyor mu? Evet hocam. Görünüyor herhalde. Evet, başka bir etik mümkün mü sorusunu sordurdu bu geldiğim süreç bana. El ve yüz etiğiyle karşılaştım çünkü. İçeriye baktığımızda etik bakış açısında değişim nedenleri neler? Pozitivist ve postpozitivist bilim paradigmasının bu bakış açısıyla karşılaştırılması. Paradigma değişimi ve etik, Levinas'ın aidiyet ya da yüz etiği ve Loebstrup'un el etiği konularını sırasıyla sizinle paylaşacağım. Tabii bunu hemşirelikle ilişkili olarak paylaşmaya çalışacağım. Aslında söylenen hiçbir şey hemşirelikten daha ayrı değil. İlk sorumuz neden başka bir etik mümkün mü diye sorduk. Ne değişti sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor ve bu nedenle yanıtımız da şu şekilde: ne değişti? Bilimde ve hemşirelik disiplinde paradigma değişti, değişiyor. Biliyorsunuz sağlık bakım alanı özellikle pozitivist paradigmanın etkisi altında 19. yüzyıllardan başlayarak, tabii ki 1930'larda en tepe noktasına ulaştı bu paradigma bakış açısı ve bu bakış açısında da kendi etik yaklaşımını getirdi. Bu da prensip temelli etiktir. Neydi, ne oldu diye baktığımızda pozitivist bilim paradigmasından yorumlayıcı bilim paradigmasına geçtik. Yani geçiyoruz. Aslında her ikisi bir arada. Bütünüyle bir geçiş söz konusu değil. Şu anda geldiğimiz noktada her iki paradigmada kullanılıyor ve ama hala hazırda pozitivist bilim paradigması ve bunun inançları doğrultusunda gelişmiş olan etik yaklaşımın önde olduğunu görüyoruz. Peki bunları bir karşılaştırırsak eğer ne olacak? Paradigma değişince neler değişir? Paradigma değişince epistemoloji değişir. Yani neyin bilim ve bilgi olduğu olarak kabul edileceği ve araştırma yöntemleri değişiyor paradigma değişince. Ontolojik sorulara, yani varoluşsal sorulara verdiğimiz yanıtlar değişiyor. Uygulamaya ya da mesleğin uygulanışına, eğitimine, yönetimine temel oluşturan değerler ve inançlar değişiyor ve doğal olarak etik boyut değişiyor. Yani hemşirelik nedir ve ne yapar bu sorusuna da yanıtımız değişiyor ve bunu nasıl yapar? Bunlara temel oluşturan etik düşünce nedir sorusuna verilen yanıtlar değişiyor. O halde biz hemşirelerin doğal olarak bu değişimi takip etmesi gerekiyor. Peki pozitivist ya da geleneksel bilim ve bakım biliminin ontolojisi ve epistemolojisi açısından fark nedir? Ve niye farklı bir etiğe gereksinim duyuluyor? Bunu kısaca bu tablo üzerinde konuşalım.
Geleneksel bilim ya da pozitivist felsefe biliyorsunuz değerlerin tarafsızlığını temel alır. Ve doğal olarak burada da prensip temelli etik yol gösteriyor. Bu uygulamaya dıştan bir bakış açısı var, dış kontrol var, paternalistik yaklaşıyor hastaya, hastalığa, durumlara. Oysa bunun karşılığında baktığımızda bakım biliminde ilk ilke olarak aidiyet yüz etiği, el etiği ontolojisinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Karşılıklı bağlılık var paternalistik olmak yerine. Yani sağlık çalışanları diğerlerinin üstünde kontrol kurmak yerine karşılıklı bağlılık ilişkisi içindeler ve bireylerin kendilerini kontrol edebileceklerine ve kendilerine ilişkin kararları kendilerinin verebileceğine olan bir inanç yol gösteriyor. Geleneksel bilimde ayrılıcı bir dünya görüşü var. Yani hasta ile hemşire ayrıdır. Birisi profesyonel, diğeri hastadır. Bu ikisi arasında profesyonel bir ilişki bulunmalıdır. Oysa diğerinde ilişkisel üniter dünya görüşü var. Ayrılıkçı dünya görüşünde her şey parçalanmış, parçaya odaklanmışken ilişkisel üniter dünya görüşünde insan, çevresi, insanın parçaları kendisi bütün olarak algılanıyor ve parçalanmıyor. Klinik mesafe ayrılık yönünde bir duruştan söz ediyoruz geleneksel bilimde. Bu ne demek? Yani hastayla hemşire sosyal ilişkiye girmemelidir. Aralarındaki dil resmi olmalıdır. Elbette biz lalettayin bir konuşma tarzından söz etmiyoruz ama bu iletişim şekli mesafe koyucu ve hastanın hemşireye ulaşmasını bir düzeye kadar engelleyici bir duruş sergiliyor. Oysa bakım biliminde karşılıklı bağlılık vardı, yakınlık ve bütünlük vardı. Çünkü hemşirenin hastaya ya da bakım verdiği bireye gerçek anlamda ulaşabilmesi onunla ilişkisel bir bütünlük içerisinde olmasıyla mümkündü. Objektif, olgusal, prosedürel, dış bilgi, ampirisizm var. Yani bilgiye ulaşma yolu olarak deneycilik ön plana alınıyor geleneksel bilimde. Oysa bakım biliminde bilmenin, varlığın, olmanın tüm yollarına değer veren bütünleştirici bir epistemolojiden söz ediyoruz. Deneysel kontrollü araştırma yöntemlerine bağlı bilgiler kanıt olarak kabul edilirken bakım biliminde ampirik, estetik, noetik, şiirsel, kişisel, sezgisel, etik bütün mistik, manevi çok sayıda bilgi kanıt olarak kabul ediliyor. Ve geleneksel bilim insanlığa ilişkin koşullara tıbbileştirilmiş bakıyor. İnsanı medikalize ediyor. İnsan tıbbın bir aracı haline geliyor. İnsanı insandan hastaya indirgeyen ve bir araç olarak gören, hastalık olarak gören ya da bir iş olarak gören bir bakış açısını önceliyor. Oysa bakım bilimi disiplinin temel değerleri, kuramları, felsefesi, etiği tarafından bilgilendirilmiş yansıtıcı bir uygulamadan söz ediyor. Burada yansıtıcı uygulamada anlam önemli, bireyin içinde bulunduğu bağlam önemli, ilişkiler ve bilgili bakım önemli, iyileştirme uygulamalarının uygulanması önemli. Geleneksel bilim ve analitik ve deneysel olduğunu söylemiştik. Bunun anlamı şu, tam da işte bu noktalarda biz bakım bilimciler olarak geleneksel bilimden ayrılmalıyız ve farklı bir şey, bakış açısı sunmalıyız. Onlar bir fenomeni hemşirelikte insan olarak baktığımızda incelenecek bir şey olarak nesneleştirir. Yani siz bunu destekliyorsanız nesnelleştireceğiniz anlamına geliyor. Sonra nasıl çalıştığını görmek için onu küçük parçalara ayırmakta özgür olduğunuz ve parçalara ayırmak, analiz etmek ve böylece onu anlamak için belli bir mesafede tutacağınız anlamına geliyor. İşte bu temeller doğrultusunda biz etik teorilere
bakıyoruz. Şimdi çatışan değerler var. Biliyorsunuz etik iyi, daha iyi arama etkinliği, bir felsefe, bir yol ve yöntem sunuyor bize. Etiğin konusu genellikle çözülmemiş şeyler. Çatışan değerler bir arada en doğru kararın almasını gerekiyor. Ne yapmalıyıma yanıt veren de etik teoriler var. Hep tarih boyunca etik teorilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu geçmişten günümüze gelen bir Aristo'dan, Erdem etiğinden tutun da işte Kant'ın görev temelli etiği, daha sonra Charles ve Buchanan'ın prensip temelli etiği, arkasından Gilligan'ın ve Tronto'nun bakım etiği, sonra işte biraz sonra sunacağımız Levinas'ın yüz etiği ve Loekstrup'un el etiği gibi bir süreci izlediğini görüyoruz. Elbette bakış açıları değiştikçe etik de, etik teoriler de değişmeye devam edecektir. Ben bakım bilimi felsefesi üzerinden gitmek istiyorum. Burada hemşirelik ve bakım nedir diye baktığımızda burada insana ilişkin inançlarımızın hemşireliği tanımlamamızda etkili olacağını görüyoruz. Jane Watson'a göre hemşirelik insan ve insan sağlığıyla insan bakım bilimi, kişisel, bilimsel, estetik ve etik insan bakımı eylemleri aracılığıyla gerçekleştirilen iyileştirme deneyimleridir diyor. Yani bir baskınlık, üstünlük yok. İnsanla birlikte olarak onun sağlığını iyileştirmeye ilişkin karşılıklı deneyimler söz konusu ve bakım, aklı, bedeni ve ruhu diğerleriyle birleştirmeyi içeren bir moral ideal olarak ortaya çıkıyor. Yani doğrudan bakımı ahlaki bir konu olarak işaret ediyor ve bu ideal bakım, ilişki, bağlılık ve bilincin ontolojisine ve etiğine temellenir diyor Watson. Bilim felsefeleri ve etik olarak şöyle bir karşılaştırdığımızda pozitivist felsefenin temellendiği ya da değerlerini değer olarak kabul ettiği prensip temelli etiğin kurallarıyla hümanist felsefe ya da bakım biliminin temellendiği etik teorilerde neler karşımıza çıkıyor? Prensip temelli etikte adı üzerinde prensipler var. Dört prensip özellikle öne çıkıyor. Otonomi, zarar vermeme, yararlı olma ve adalet. Aslında kurallar da var. Doğruluk, dürüstlük, sadakat, mahremiyet, gizlilik. Bunlardan ama ilk dördü prensipler bizim özellikle karar verme süreçlerinde kullandıklarımız oluyor. Ve bunlar içinde bulunduğumuz modern toplumun sosyal yapısı içerisinde toplumu yürüten değerler olarak, dışsal değerler olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da erkek egemen bir toplumun değerleri bunlar. Oysa hümanist felsefe ya da bakım biliminin dıştan empoze edilen değerler yerine içsel ahlaki değerleri geliştirme, olma üzerine odaklandığını görüyoruz. Mesela yüz aidiyet etiğinin kavramlarına bakarsak ben, öteki, ego, aşkınlık, sorumluluk bilinci, yüzleşme, varlığın anlamsızlığı, etik ilişki. El etiğinde ise etik talep, etik talebin sessizliği, karşılanamaz oluşu ve karşılıksız oluşu gibi kavramların karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi hemen vakit geçirmeden Levinas'ın etiğine geçelim. Kendisi 1900'lü yıllarda yaşamış, başında doğmuş, sonunda hayatını kaybetmiş, Litvanya kökenli ama daha sonra Fransa'ya yerleşmiş, felsefe eğitimi almış, hocaları varoluşçu filozoflar, fenomenologlar olan Husserl ve Heidegger. Fransa vatandaşlığına geçmiş ve orada öğretim üyeliği yapmış. En temel kavramının ben ve öteki olduğunu söyledik. Levinas'ın etiğinde ben kendim, öteki benden, yani kendimden başkası. Levinas'ın etiğinde ilk felsefe olmayı sağlayan şey ben. Özellikle baktığımızda ben etik bir öznedir şeyde, kendi kendine, kendi başına ve kendi öznelliğine sahiptir.
kendi başına dururken sorun yok ama ötekiyle karşılaştığımda ben kendini sorgulamaya başlar. Ve bir başkasının da kendiliğini, öznerliğini kabul etmek zorunda kalır. Çünkü ben asla nesne olamayacak başkasının yüzüyle karşılaşmıştır. Oysa biz pozitivist felsefede başkalarını rahatlıkla nesne yerine koyabiliyorduk, onları arasallaştırabiliyorduk. Uygulamanın, bilimin aracı haline getiriyorduk. Ama tam da burada ötekinin yüzü ile karşılaştığımızı söylüyor ve ötekinin yüzüyle karşılaşır karşılaşmaz ben, o kendi halindeyken olan kendine güvenini kaybediyor, öznerliğini yitiriyor ve bu onu büyük bir problemle baş başa bırakıyor. Yani ötekinin karşısında kendisi olarak ne yapacaktır? Çünkü yüz ona birçok şey söylemektedir. Bu söylenenlerle ilgili olarak ne yapacaktır? İşte insan, diyor Levinas, kendisiyle, başkasıyla yüzleşmeye başladığı anda kendisiyle de yüzleşmeye başlar. Başkasıyla karşılaştığım anda kendimi sorgulamaya başlıyorum. Çünkü ben başkasıyla karşılaştığımda ona karşı olan sorumluluğumun bilincine varıyorum. Çünkü başkasının yüzünde sonsuz bizi çağırıyor, diyor. Bu ilginç bir kavram. Biraz sonra Mevlana'nın bir şiirinde de bunu söyleyeceğim. Watson da oradan çok faydalanmış. Başkasının yüzünü sonsuzluk ve insanın kendisini gösteren bir ayna olduğu fikri, düşüncesi var. Başkasının yüzünde sonsuz bizi çağırmaktadır. Başkasının ortaya çıkışı yüzledir. Yüz bütün çıplaklığıyla bana çağırır denmektedir. O halde insanın bu çağrıya yanıt verebilmesi ancak kendi egosunun üstesinden gelmesiyle mümkündür. Çünkü yüz bana söylüyor, talep ediyor, istiyor, bana bak diyor, hatta bana zarar verme diyor, bana iyilik yap diyor, bana yardım et diyor ya da beni öldürme diyor yüz. İşte egonun bu çağrıya karşılık vermesi gerekir. Yüzle karşılaşan ben sorumlulukla karşılaşmış demektir. İşte bu sorumluluğa yanıt verme düzeyinde ben aşkın olacaktır. Oysa insanın sorumluluğa yanıt vermediğinde aşkınlıkla ilişkisini kurmamış olduğu bir durumda yaşıyoruz şu anda. Hemşirelikte bunun üzerinde çok fazla konuşulmuyor. Dışsal bir etik öylesine öğretilip geçiliyor ve bunlar sıradan gündelik yaşamın ilkeleri gibi duruyor. Oysa Levinas'ın aidiyet etiği bizi ben'e, ben aşkınlığına ve ben aşkınlığı düzeyinde ötekinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. Aslında burada üstesinden gelinmeye çalışılan şey egodur ve bu yolla öncelik diğerine verilebilir. Yani biz kendimizi yenemediğimiz sürece ötekine yönelemiyoruz. Hasta ya da bakım vereceğimiz bireye doğru her yöneldiğimizde, bakım vermek için onun yanına gittiğimizde ve onun sorumluluğunu Levinas'ın dediği gibi bir felsefeyle üstlendiğimizde kendimizi aşmış oluyoruz aslında her seferinde. İşte iyi bir hemşirelik uygulamasının dayandığı fedakarlık, kendini karşı tarafın gereksinimlerine adanmışlıkta böyle bir benim üstesinden gelmeyi gerektirmektedir. Watson da bunu söylüyor. Hatta kendisinin yaşadığını söylüyor. Kaza geçirdi biliyorsunuz. Kazada kelimenin tam anlamıyla diyor, gözümü kaybettim. Gerçekten gözünü kaybetmiş, bir gözünü. Ama diyor aynı zamanda bir başka göz kazandım. Gönül gözünün açıldığını söylüyor. Ve bu kazada her yerde sevgi olduğunu ve tekliğini öğrendiğini söylüyor.
Evet, egosundan vazgeçen insan daha büyük, hatta sonsuz büyüme, gelişme olasılıklarına açılmaktadır. Her başka insanla karşılaştığımızda bu olasılıklar dünyasına açılıyoruz. Levinas insanı Tanrı'nın izi olarak tanımlıyor. Ancak Tanrı'nın her zaman bizden bir adım önce doğduğunu söylüyor. Bu iz insan olabilir, çevre olabilir, karşı yani hayvanlar, bitkiler, her şeyde Tanrı'nın izi var. Bu da diyor Tanrı'nın bizden önce orada olduğunun kanıtı oluyor. Bu Tanrı'ya ister doğa diyeyim, ister tek tanrılı olsun, ister çok tanrılı dinler olsun ama bir Tanrı orada izini bırakmış diyor. O halde bizim aslında yüzünü gördüğümüz, bizi sorumluluğa davet eden şey Tanrı'nın izi oluyor. Böyle bir bakış açısıyla baktığımızda, bakım verdiğimiz bireylere aslında yaptığımız şey İlahi bir varlığa bakım vermek konusunda, vermek ya da vermemek konusunda bir karar vermek oluyor ki eğer bu ilahi bir varlıksa buna nasıl bir hayır diyebiliriz diye sormak geliyor insanın içinden. Levinas'ın yine yüz etiğinde ben ve ötekinde, ben ötekinin yüzü karşısında kendi sorgularını sorguluyordu, sorumluluğumun bilgisine varıyordu ve kendimi kaybediyordum, yüzleşiyordum ve bana o buyuruyordu. Aslında bu buyurma doğrudan bana söylediği şey değil ama her yüzle karşılaştığımda yüzün bana söylediği şeyleri okumam, onları anlamam ve bu doğrultuda da ona yönelmem gerekiyor. Yüzler bizimle konuşuyor. Levinas'ın aidiyet ya da yüz etiğini okuduktan sonra benim için de yüzler gerçekten farklı bir anlam kazandı. İnsanın kendi varlığının anlamsızlığını başkasının yüzünde bulduğu sorumluluk bilinciyle oluşturduğu etik ilişkiyle anlamlı kıldığını söylüyor. Yani benim dünyada anlamlı oluşum başkasına karşı yüklendiğim sorumlulukla karakterizedir. Bir başka değilse insan değişle insan ya da ben başkası içindir diyor Levinas. Yani dünyada varoluşumuzun tek şeyinin, nedeninin kendimiz değil, başkaları olduğunu söylüyor. Oysa modern toplumun öğretileri bireyselliği, insanın tek başınalığını daha çok vurguluyor ve bir müddet sonra insan bir başkasının ya da bir başka varlığın sorumluluğunu üstlenmekten kaçar hale geliyor. İşte Batson da bunu yani insan bakım biliminde koşulsuz, karşılıksız sevgi, şefkat, dinginlik ve onurla diğerini kabul etme olarak tanımlıyor ve iyileştirme süreçlerinde buna yer veriyor. Benim yalnızca ben konumunda bulunmasına karşı çıkan şey etik ilişki. Yani siz etik olduğunuzu söylüyorsanız sadece ben ego durumunda bulunamazsınız diyor Levinas. İnsan başkasının yüzünde sonsuza açılarak yani sorumluluk alarak başkası için kendi benliğine de ahlaki bir varlık olarak ulaşıyor. Ahlaklı, ahlaki bir varlık olmamız sorumluluğu üstlenmemizle mümkün. Bunun için de tabii ki sürekli beni yenmeye çalışacağız, vicdanımızla hesaplaşacağız. Başkasına karşı sorumlu olma ve etik bir varlık olma konusunda ancak böyle yol alabiliriz. Yine Levinas'ın yüz etiğinde ötekinin benden isteği benim ona zarar vermememdi ya da yarar sağlamamdı, yaşamasına izin vermemdi. Bu durumda hemşirelerin her bir hastanın yanıt verdiğinde, sorumluluğunu üstlendiğinde ahlaki bir varlık olarak kendini tanımlaması gerekiyor. Aşkın bir varlık olarak tanımlaması gerekiyor. Bu insanın kendine olan sevgisini, saygısını artıran bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Levinas şunu da söylüyor.
İşte bu kendini aşmaya çalışan, başkasının sorumluluğunu üstlenmeye çalışan ben korkusuz biri değildir. Aslında korkak bir öznedir. Ama korkaklığına rağmen harekete geçtiği için cesurdur da aynı zamanda. Biz bunun örneklerini pandemide yaşadık. Hemşireler kendilerinin zarar görebileceğini bilerek özellikle COVID'in tam tanımlanmadığı dönemde bilinmeyen bir şey olmasına karşın hastanın yanında kalmaya devam ettiler ve onların sorumluluk davetlerine yanıt verdiler ve böylece aslında aşkınlık tanımladılar. Hatta biz de pandemide hemşirelerde öz aşkınlığa ilişkin bir çalışmayı yürüttük ve yayınlandı. Hemşireler kendilerine aşkın görüyorlar. Bu süreçte hasta yanında oldukları için kendileriyle de gurur duyuyorlar. Açıkçası duymalılardı. Ahmet İnan da biliyorsunuz felsefeci kendisi. Bu felsefeye atıf yapıyor. Yüzüyle bana Tanrı'yı hatırlatan sorumluluk kaynağım olarak özellikle insana vurgu yapıyor ve dünyada zulmün kaynağı ötekinin yüzünü görememektir diye devam ediyor. Levinas'ın yüz etiğinde varlığın anlamı karşıdakinin sorumluluğunu üstlendiğimizde ortaya çıkıyordu. O zaman ben etik bir varlık oluyorum. Vurgulamam gereken şey benim öteki için olduğumdur ve ben ve ötekisi ilişkisi içerisinde aşkınlık, benden vazgeçmek, sorumlulukla başarılmaktadır. Aslında Levinas bunu tam anlamıyla benden vazgeçilen bir durum olarak annelik üzerinden de açıklıyor. Çünkü annelikle, anneliğin zor olmasına rağmen, hatta zaman zaman zulüm olmasına rağmen devam edildiğini, sorumluluğun üstlenmeye devam edildiğini söylüyor. Bu tam bir aidiyet etiği örneğidir diyor. Anne ve çocuğu arasındaki ilişkiyi bu şekilde tanımlıyor. Aslında baktığımızda ebeveynler olarak ömür boyu süren böyle bir sorumluluk duygusuyla yaşadığımızı söylemek mümkün. Ve başkası benim üstlendiği sorumluluk kadar yaklaşmaktadır. Yani ben onun sorumluluğunu üstlenirsem o benim yakınıma gelebilmektedir. Hani bu ayrılıkçı dünya görüşü vardı ya, onu belli bir mesafede tutmalıyım profesyonel olmak için diye. İşte buna bir karşı duruş aslında bu. Ben ona yaklaşmazsam o bana yaklaşamıyor zaten. Bu da yardım edebilmenin, sorumluluğu üstlenebilmenin önüne geçen bir bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Etik ilişki esastır. Ben konumunda bulunmasına karşı çıkan bir etik ilişki esas burada. İnsan başkasının yüzünde sonsuza açılarak ki bu ötekisi için sorumluluk almak oluyor, kendi benliğine ahlaki olarak ulaşıyor. Şimdi ben kabaca Levinas'ın aidiyet etiğini anlattım. Ancak ilgilenenlerin daha fazlasını okuması gerekecek. Fakat bilinmesi gereken şey şu: bir olmak üzerine, kendini aşmak üzerine bir etik anlayıştır. Dışarıdan bize verilen ipuçları yoktur. Burada sadece tek verilen şey başkasının yüzü, bu yüzün sonsuzluğa açıldığı ve bu bağlamda ben ancak sorumluluk üstlenirsem etik olabileceğim şeklindeydi. Elbette biz hem prensip temelli etiği hem de yüz etiğini aynı anda kullanabiliriz. Yani prensip temelli etiğin ilkeleri, işte adalet, zarar vermeme, yarar sağlama gibi, aynı zamanda ama sorumluluk denilen ben ve aşkınlığıyla birleştirildiği durumlarda daha anlamlı bir etik anlayışın ortaya çıkacağı kesindir. Bu konuda eleştiriler var sağlık alanında kullanılmasına ilişkin. Başkalarından sorumlu olacağımızı söylüyor ama bu sorumluluğu nasıl yerine getireceğimizi söylemiyor.
sadece 100 normlar bölgesi, yani etik ilke bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak zaten bu etiğin gücü de burada. Yani her durumda insanın sorumluluğunu üstlenmek üzere benin aşkın olması ve cesaretle ileri atılarak bireyin sorumluluğunu alması, ki hemşirelik içinde her an yüzler ve okunması gereken yüzler var ve sorumluluk üstlenmesi gereken yüzler var. Watson, Loan Kerik adlı makalesinin başlığında Levinas'ın yüz etiğini hemşireliğin ruhuna, kalbine ve insanlığımızın özüne dönüş daveti olarak nitelendiriyor. Hatta hemşirelik mesleğinin özüne dönüş daveti olarak nitelendiriyor. Aslında özün nasıl olduğuna baktığımızda Florence Nightingale'in uygulamaları bize bunun tam da işte Levinas'ın söylediği gibi bir sorumluluk duygusu ve yardım etmek amaçlı, hiçbir şey olmadan, standart olmadan onu uyguladığını düşünürsek neye davet ettiğini daha iyi çıkartabiliriz. Peki Çin de ait olma etiğini hemşirelik etiğini ile birleştiriyor bu şekilde, insanı merkeze alarak ve bunların tamamını saran şey ait olma etiği. Çünkü ait olma etiği yalnızca hemşire, hasta, hastane, hasta odasını kapsayan bir şey değil. Watson'a göre bakım bilimi etiğine dönüşüyor bu. Sonuçta insanlığı sürdürmek için değildir diyor sadece. Bu etik aynı zamanda insanların ve tüm canlıların ait olduğu, yaşadığı, barındığı, paylaştığı, dayandığı, doğduğu ve doğanın kutsal çemberine, yaşamak, ölmek ve yeniden doğmak için geri döndüğü gezegeni sürdürmek içindir diyor. Yani tek yüze sahip olan şey insanlar değil, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar kendi yüzlerine sahip ve onlar bizi sorumluluğa, kendimizi aşmaya, ben ötesi olmaya davet ediyor. Bu nedenle bizim bir an önce özümüze dönmemiz gerekiyor. Sözünü ettiğim Mevlana'nın şiiri, yine Watson'ın kitabında da yer alıyor bu makalelerinde. Güzelliğimi sende görüyorum. Gözlerimi hasretine kapatamayacak bir ayna oldum. Hiçlikten ortaya çıkan binlerce dünyayı yüzün nasıl gösteriyor? Sonsuzluğun dışında yüzümü sana ve sonsuza dönüyorum diyor Mevlana. Ta o zaman yüzün bir ayna olduğu ve sorumluluğa davet ettiğini ve kendini aşmak için ona dönmek durumunda olduğunu söylüyor. Levinas'tan bu kadar söz edeceğim. Knut Eiler Løgstrup, yine Danimarkalı bir filozof. Yine o da 1900'lü yıllarda yaşamış. Aslında bir din adamı. Fakat daha sonra felsefeye ilgi duyuyor ve felsefeye yöneliyor. Etik ve teoloji arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yola çıkıyor. Yani din ve etik arasındaki ilişkiyi. Ancak geldiği nokta, etiğin insanın etik olduğu, dinden bağımsız olarak etik olması gerektiği konusunda. Çalıştığı filozoflara baktığımızda çoğu fenomenolog ya da varoluşçu filozoflar olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde yalnız Maurice Schilling tam bir pozitivist, hatta Viyana çevresinde yer alan ve pozitivizmin tepe noktasının temsilcilerinden birisi. Løgstrup 32 yıl etik ve felsefe profesörlüğü yapmış bir bilim insanı. Løgstrup yaşamın kendine özgü yasalarından söz ediyor. Yaşamın kendine özgü yasaları nedir diye baktığımızda, toplumsal yaşamdaki yasalar olup bu yasalar hayatın kendisiyle birlikte verilir diyor. Yani insanlar doğuştan kendilerine bir yaşam verildiğinde yaşamın kendine özgü yasaları da ona verilmiştir zaten diyor. Ve bu yasalar o kadar doğaldır ki Løgstrup'a göre onlar tahrip edilmedikçe
onları bilemeyiz diyor. Nedir bu tahrip edilmesi durumu? Örneğin kişiler arası ilişkide bir başkasıyla ilişkiye geçerken şöyle bir yasayla yola çıkarız. Bana zarar vermeyecek ya da beni öldürmeyecek, bana iyi davranacak, bana yalan söylemeyecek şeklinde bu yasalar. Ve bu yasa ilk bu güveni sarsan etkileşim sırasında bozulur. İşte diyor insan tam bu sırada bunun etiğin etik olarak doğru olmadığını öğrenir. Yani yalan söylemenin, güveni sarsmanın, başkasına zarar vermenin işte bu yaşamın kendine özgü yasaları olarak korunması gerektiğini ve başkalarına bunu yapmamamız gerektiğini söylüyor. Hayat bir hediyedir, hayat bize verilmiştir. Ellerimize bırakılan nadide şey kendisine bir hayat armağan edilmiş olan insan varlığıdır diyor Löckstrup. Ve başkalarına insanca davranacaklarına dair güven duygusu aşılama üzerinden bize yaşamın kendine özgü yasalarını anlatmaya çalışıyor. İşte yaşamın kendine özgü yasaları insanla doğal bir şekilde verildiyse eğer, o zaman etik talepler söz konusu diyor. Etik talep nedir diye baktığımızda, yaşam yasaları fikrinin ortaya çıkardığı bir kavram bu. Bir insan bir başka insanın hayatına dahil olduğunda ortaya çıkan insan insana ilişkiden köken alan taleplerdir. Buradaki asıl gerçeklik insanlar arasındaki karşılıklı bağımlılıktır. Ve insanlar karşılıklı olarak etkileşim içinde ve birbirine bağımlı olduğundan zaten diğerine karşı sorumlu olduğumuzu Löckstrup vurguluyor. Diyor ki burada diyor formal prensipler değil doğal yasalar işler diyor. O halde ahlaki düzeni oluşturmak diyor aklın işi değil kalbin işidir diyor. Çünkü akıl ancak onu nasıl daha iyi yapabilir mi bize söyler diyor. İşte etik talep noktasında bir başka insanın hayatı ellerine teslim edilen kişinin o hayata özen göstermesi, bakım vermesi gerekmektedir. Çünkü hayat bir hediyeydi, alınan verilen bir armağan olarak tanımlanıyordu. İşte kendisine hayat bahşedilmiş olan bir insan kendini bizim ellerimize bıraktığında, bu bir iletişim olabilir, hasta olabilir, bakım olabilir, her koşulda ya da bize bir şey sormuş olabilir, söylemiş olabilir, itimat etmiş olabilir. İşte kendine bir hayat bahşedilmiş olan bu çok özgün varlık bizim ellerimize teslim edildiyse hayatın, yaşamın kendine özgü yasaları gereğince benim bunu korumam gerekiyor diyor. Peki demek ki etik talepler var. Bu etik talepler biraz önce söylediğim gibi gündelik yaşamın yasaları aslında bunlar. Hemşireler de bunu klinik alanda güvene ihanet etmeyerek, sorumluluğu yerine getirerek, işte yardım ederek, hemşire olarak üniformasını giymenin verdiği o sözü yerine getirerek etik talebi karşılamak üzere harekete geçmesi gerekiyor. Bir başka kuralı el etiğinin etik talebin sessiz oluşu. Ne demektir bu? İnsan insana ilişkide karşılıklı hemşire ve hasta her bir araya geldiğinde şöyle bir yolu izlemiyoruz. Hemşirelik yeminimi baştan etmiyorum ya da hasta bana yaşamın kendine özgü yasalarına uyacağına dair sözü tekrar etmiyor. Bunlar zaten var. Yani sessiz bir şekilde bize sesleniyor. Güvene ihanet etme, yalan söyleme ya da sözünü verdiysen tut şeklinde bir sessizce bağıran etik talepler söz konusu. Talep kişiye talebi karşılamasını söylemekte, nasıl ya da ne yaparak bu talebi karşılayacağını ise söylememektedir. Tamamen etik
talebe maruz kalan kişinin içgörüsüne, anlayışına ve hayal gücüne dayalı olarak bu etik taleplerin ne olduğu bulunmak zorundadır. Etik talep köktencidir Löksturb'a göre. Etik talep radikaldir. Talebe konu olan kişi bir şey söylemediği için, yani bu talebin nasıl karşılanacağına kendim karar vereceğim için köktencidir. Eğer ben başkasının hayatına gerçekten hemşire olarak değer katmak istiyorsam, bencillik yapmadan düşünmek ve davranmak zorunda olduğum için etik talep köktencidir. Yaşama ellerime teslim edilen kişiyi ben sevmesem de, güvenmesem de ya da bütünüyle yabancı olsam da etik talebi karşılamak zorunda olduğumdan köktencidir. Yine etik talebin yalnızca şu an, biraz sonra değil, her zaman karşılanması gerektiği için etik talep köktencidir. Yine yaptığımız şeyler öteki odaklı olmak zorundadır. Levinas'ta olduğu gibi kişinin yaptıkları kendisi için değildir, söyledikleri kendisi için değildir. Hayatı ellerine teslim edilen diğeri içindir şeklinde açıklıyor bunu Löksturb. Bu durumda insan bir talebi karşılama konusunda hiçbir şeyin arkasına sığınamıyor gördüğünüz gibi. Peki o zaman bunun karşılığı ne olacak? Pardon. Ne olacak? Bana bunun bir karşılığı olacak mı? Hayır. Löksturb diyor ki karşılıklılık ilkesi geçersizdir etik talepte. Talep tek yönlüdür. Etik talebin bu özelliği karşılıklılık ve geri dönüş bakış açısını dışlamaktadır. Çünkü talep karşılıkla değil ahlakla ilgilidir. Bir başka deyişle benim buradan kazanacağım en önemli şey etik talebi karşıladığımda duyacağım vicdani rahatlık ya da karşılamadığımda oluşacak bir suçluluk duygusu ya da kendimi insan olarak geçersiz kılma, yaşamın kendine özgü yasalarına karşı çıktığım için duygularından bağımsız olmamdır. Tek karşılığı bu olabilir. Onun dışında karşılıklılık ilkesi, o da bana iyilik yapacak diye bir şey yoktur. Ve etik talep karşılanamaz diyor. Yani biz insanların bütün etik taleplerini karşılayamayız diyor. O zaman ne yapacağız? Karşılanamazsa karşılamayalım diye düşünebiliriz. Ama Löksturb'a göre etik talebin karşılanamayacak olması insanın kendi hatası değildir. İnsan olmasının doğal bir parçasıdır. Yani hemşireler olarak insanların etik taleplerini tamamen karşılayamayabiliriz. Ancak karşılamak için harekete geçebiliriz. Elimizden geleni yapabiliriz. Biraz önce ki söylediğimiz kendimizi suçlu hissetme ya da insan olarak kendimi geçersiz kılma duygularından ancak böyle kurtarabilirim. Benim ödülüm bu. Karşılanamaz olmasına rağmen harekete geçmek zorundayım. Çünkü talebi reddetmem demek diğerinin hayatı pahasına yaşamaya devam etmem anlamına gelir. Ağrı acı çeken birinin talebini karşılayamamam demek, onun ağrı acı çekmesine rağmen benim yaşamaya devam etmem ve hemşirelik yaptığımı düşünmeye devam etmem demektir. Aslında merhamet yorgunluğu da tam bunlarla ilgili. Merhamet yorgunluğu elbette üzüntülü durumlarla, acı durumlarla çok sık karşılaşmakla ilgili ama daha da çok işte bu yaşamın kendine özgü yasaları denilen ve etik talebin oluştuğu bu alanda etik talebi karşılayamamaktan ortaya çıkan vicdani rahatsızlıkla ilgilidir. Ve Löksturb diyor ki başkalarına karşı olan tutumumuzla onların dünyasını şekillendiririz diyor. Yani onlara acı verebiliriz, onları silik, donuk, mat hale getirebiliriz ya da onların gözlerini, yüzlerini parlatabiliriz diyor. Watson'ın son bir çevirdiğimiz kitabı var. İnşallah çıkacak Mayıs ayı içinde.
insan şey bakım bilimi müfredatı ile ilgili. Orada bir şey vardı kitapta cümle. Tam da bunu hatırlatıyor. Bir alıntıydı bu başlıkta. Ben kimim ki senin yüzün parlamıyor? O halde aslında bu ayna şeyiyle de benzetmesiyle çok ilgili Levinas'ın yine başkasının dünyasını şekillendirdiğimiz söylemiyle de çok ilgili. Yani bir başkasının yüzü parlamıyorsa acaba ben nasıl bir etki bıraktım, benim ona karşı tutumum nedir'i sorgulatıyor bize. Evet, hayat bize verilmiştir. Bu nedenle birbirimize karşı sorumluyuz ve diğer insanın temel gereksinimlerine aktif olarak yanıt vermek zorundayız. Tam olarak karşılayamasak bile. Kişinin yaptıkları ya da söyledikleri kendisi için değildir. Hayatı onun ellerinde olan diğeri içindir. Bu durumda insan etik talebi karşılama konusunda hiçbir şeyin arkasına saklanamaz diyor. Ve burada Küçük Prens'in bir şeyiyle bitirmek istiyorum sunumumu resmiyle. Biliyorsunuz Küçük Prens geldiği gezegene gülüne olan sorumluluğu nedeniyle geri dönmüştü. Bir yılan ona bu konuda yardım etmişti. Burada prensin, Küçük Prens'in aşkın bir varlık olduğundan söz etmemiz mümkündür. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Konu başlığınızı gördüğümde büyük merak ve heyecan hissetmiştim. Sunumunuzu dinledikten sonra bu heyecanımın ne kadar yerinde olduğunu gördüm. Sunumunuzu dinlerken sadece bakım verdiğimiz bireye bakmadığımızı, karşımızdaki bireyin bize ayna olduğunu, aslında kendimizi de görmemiz gerektiğini düşündüğümü hissettim. Bakım verirken ele almamız gereken yeni bir bakış açısını bize aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı sunduğunuz için ben teşekkür ederim. Anlayacağım. Soru var mı acaba? Gördüğüm kadarıyla yöneltilen bir soru yok. Ben izninizle Bilimsel Etkinlik Komisyon Başkanımız Sayın Profesör Doktor Gülşen Vural Hocamı davet etmek istiyorum. Tabii. Çok teşekkür ederim Sayın Kulakat. Çok düşündürdü ve benim beynimde bazı soruları sormama yardımcı oldu bu konuşma. Örneğin biz toplumla ilişkilerimiz ya da toplumun gözünde hemşirenin, hemşirelik bakımının algısı, profesyonel bir meslek olarak hemşirelik algısı özlenen düzeyde değil. Bunları sizin konuşmanızda aktardığınız bu sorumluluk alma ve ona yaklaşma kavramlarıyla bir araya getirdiğimde burada bir dolu demek ki problem var. Bizim yine dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Neredeyiz? O insanların yüzüne bakınca o yüzü göremiyoruz, görebiliyor muyuz? Ve onların ne kadar uzağındayız? Nasıl daha çok yaklaşabiliriz? Herhalde bu sorulara yanıt verdiğimizde ve bu yanıtları alıp elimize yaptığımız işin içine entegre etmeyi başardığımızda biz hep söylüyoruz, biz çok önemliyiz sağlık sistemi içerisinde. Vazgeçilmeziz. Doğru, bunu pandemi kanıtladı ama hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu sorulara yanıt vermek, bunun üzerinde düşünmek, bulduğumuz yanıtları işe vuruk hale getirmek çok önemli. Konuşmak değil, serzenişte bulunmak değil, işe vuruk hale getirdiğimizde herhalde istediğimiz adımları atmış olacağız diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz siz? Bu biraz bireye özel konuştuk ama aslında birey toplumun bir parçası. Bu yaklaşmak, onun yüzünü anlamak, bizim yüzümüzü toplumun anlamasını sağlamak için önerileriniz ne olabilir?
Bence hemşireler yapmak üzerine değil de olmak üzerine de daha fazla düşünmeliler. Yani aslında bu bizi olmaya davet ediyor, aşkın olmaya davet ediyor. Aslında bu Jung'un insanın evrimi teorisiyle de biraz bağlantılı geliyor bana. Çünkü insan bir olasılıklar dünyasına doğuyor. Yani bebekliğimiz bu şekilde pek çok konuda olasılıklar dünyasına doğuyoruz ki hemşireliğe girmek de bu şekilde olasılıklar dünyasına doğmaktır. Kendimizi bulana kadar başkalarına bağlanıyoruz ve özgürlüğümüzü kaybediyoruz. Kendimizi bulmaya başladığımız noktada seçimler yapıyoruz. Nasıl bir insan, nasıl bir hemşire olacağımıza dair ve giderek özgürleşiyoruz başkalarından, bağımızı koparıyoruz ve en sonunda da özgürlüğe ulaşıyoruz. İşte Jung ve daha sonra mesela Neumann postmodern hemşirelerden ve özellikle Watson ve bütün bakım bilimciler şunu söylüyor. Aşkınlığın en son noktası sevgidir. Hatta Mevlana'da biz bunu ilahi aşk olarak görüyoruz. Yani sevgi insanın kendini aşmasının en üst noktasıdır. Bu nedenle hemşirelerin olmak üzerine, ben olmak, aşkın olmak üzerine, varlığını sunmak üzerine ve karşıdakinin varlığını varsımak üzerine. Çünkü bazen biz onların varlığını görmezden geliyoruz. Özel alıştırmalar yapması gerekiyor. Kendini tanıması, karşıdaki insanı tanıması, onların yansımalarına yanıt vermek üzere hemşire olarak harekete geçebilmek üzere kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani bu bizi bambaşka bir hemşireliğe davet ediyor aslında. Öğrendiğimiz hemşirelik değil, başka bir hemşirelik bu. Ve şimdi inşallah amacımız böyle bir hemşirelik için harekete geçmek olacak diye düşünüyorum. Başka bir hemşirelik demek yerine aslında özümüz olmak, yani bakımı önceleyerek var olmak. O bakımı görünür kılmak, bakıma sahip çıkmak demek herhalde hem başka hem kendisi olarak başka ile kastettiğiniz şu anda ama var. Ama hala bakın Gülşen Hocam bu söylediğinizde biraz özün dışında duruyor. Ben burada olmak üzerinden gitmek istiyorum. Yani hemşirelikte kendi üzerine düşünen, ben üzerine düşünen, ve olmak üzerine, yaşadıkları ve deneyimleri üzerine düşünen ve bunları anlamlandıran hemşirelere ihtiyacımız var. Bu etik bakış açısı da tam bunu sağlayacak. Yani sorumluluk bilinciyle, işte benim ellerime bırakılan ne, ben ona nasıl davranıyorum da onun yüzü gülmüyor diyebilecek hemşirelere ihtiyaç var. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ ol Özen. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İlgiyle dinledik. Çok öğretici ve düşündüren bir konuşma oldu. Sağ ol. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere o zaman. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Sayın Profesör Doktor Özen Kulakaç hocama ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yakında Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen bir bilimsel etkinliğin daha sonuna geldik. Farklı bir bilimsel etkinlikte görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.